Başımıza böyle bir sıkıntı geldiğinde hemen hayvanı mezbahaneye götürmek bizim ilk tercihimiz olmamalı. Biz problemi nereden yaşıyoruz ona bakmalıyız. Bugün gerçekten bakın bütün girdiler artmasına rağmen hı hı. kaba yem fiyatları hala yerinde duruyor. Biz e, sezonun başından bu şu ana kadar hiç fiyatımızı değiştirmedik. Biz demedik ki ya döviz arttı hadi şu mısır silajına zam yapalım. Hadi şu Raygrass silajına zam yapalım demedik. Yoncuya zam yapalım demedik. Fiyat ne çıkmışsa bizim çiftçimiz o fiyattan malını satıyor. Şimdi bunu da fırsat bilmeyen adamlar Yonca'nın kamyon üstü 650 ile 700 bandında satın alabilecekken bunu da almazlarsa şimdi saman pahalı diyoruz. Adana'da kamyon üstü 300 lira şu anda. Hı hı. Belki biraz daha sezon girerse kamyon üstü 200 liraya da 250 liraya da bulunabilir. Hı hı. Bu dönemde almazsa, yoncayı almazsa, samanını almazsa, üstünden 3-4 ay geçtikten sonra dövizin yükselmesiyle birlikte yükselen girdi maliyetleri yavaş yavaş nüfuz eder de bu ürünlere doğru yansıdığında, yoncanın kilosu 1 lira olduğunda, samanın kilosu 60 kuruş olduğunda, 70 kuruş olduğunda, isyan eder de sosyal medya kılıç, silah şöylülerine soyunurlarsa. Benim de onlara şimdiden peşin peşin söyleyeceğim var. Fiyatlar artacak diyorsunuz. Diyorsun. Bitti canım artacak ya. Bu böyle Hı -hı. kalır mı? Şimdi yoncayı... Yoncada da 10 gündür biçim bekleyen yoncalar var. Belki yağıştan. E tabii tabii. Tabi. Ya da yağın ıslananlar var. E tabii. Bizim acilen eğer biz bu hayvancılığı geçici bir sezon için yapmıyorsak bunun bir sürekliliği varsa ki öyle biz bu hayvana bir şeyler yedireceğiz. Neyi bekliyoruz? Hele bir seçim geçsin de. Oğlum otun seçimle ne alakası var? Ot bu ya mevsimi geçiyor. İktidar kim gelirse gelsin sen inek bu otu yiyecek. Yani sanki oyu inek kullanacak. Sana ne kardeşim. <laughs> Git işine bak.